İkinci ödül ise senin de belirttiğin gibi Bayburt Baksı Müzesi'ne verilen ödüldü. Son derece prestijli bir ödül ki çok güzel bir ödül töreni gerçekleştirildi. Akşam Strasbourg'da Palais Rouen'da gerçekleştirilen ödül törenini takip ettik. Aynı zamanda Bayburt Valisi, Erzincan Valisi vardı. Ödül töreni için birçok parlamenter, Türkiye delegasyon milletvekilleri vardı. Salon hınca hınç doluydu. Ödül törenine ilişkin neler yaşandı? Biz onları çektik, görüntüledik. İstersen Mehmet Ümer'le birlikte izleyelim. Bayburt Baksı Müzesi, Avrupa Konseyi 2014 yılı Yılın Müzesi ödülüne layık görüldü. 3 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kültür Komisyonu'nun Paris'te yaptığı oylama sonucunda Avrupa'nın en prestijli müze ödülünü kazanan Baksı Müzesi, yarışmanın sembolü olan Joan Miró'nun bronz heykelciğini bir yıl boyunca Bayburt'ta sergileyecek. Müzenin kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Koçan'a ödülünü Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi Başkanı Anne Brasseur takdim etti. Açtığımız kapı aslında oradaki insanlarla bütünleşme kapısı. Yani ilk planda biz bir konak yapmak istemiştik. Orada eski konaklardan birisi. Yani bizim müze, bir müze açalım, insanlar gelsinler, sanat eserlerini görsünler, gitsinler değil. Orada zaten göç veren bir yer. Orada dağın tepenin başı. Onun için orada öyle bir şey yapmak istedik ki biz, bu müze aynı zamanda oradaki insanların hayatlarına da katkıda bulunsun, göçü durdursun. Çünkü benim babam gurbetçiydi. Yani 2 yılda bir gelirdi, biz babayı, annem de eşini beklerdi. Bunu bir bitirelim dedik. Bir de o toprak niye kan kaybetsin? Orada kültürlerimiz çok değerli, çok kıymetli. Onları orada sahip çıkalım, yeniden bir hayat başlasın dedik. Araziler nadas artık, onlar ekilsin dedik. Dağlar bomboş, orada hayvan sürüleri dolasın dedik. Böyle bir niyetle biz bu müzeyi kurduk oraya. Onun için bizim farkımız oradaki insanların hayatına değer vermekle başlıyor. Sadece bize izlemeye gelsinler meselesi değil. O bölgeyi tamamen geliştirecek bir proje diye düşündük biz bunu. Onun için de biz etnografyayı topladık, sergiliyoruz. Avantgard sanatı da sergiliyoruz orada. Yani İkisini tek bu dünyada birleştiren müze bizim müzemiz. Yani bizim akademik bir kompleksimiz yok. Kültüre sahip çıkıyoruz. Gelecekti kültürüyle onu yan yana getiriyoruz. İnsanoğlunun yaratıcılığına ulaşmaya çalışıyoruz. Törene Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu milletvekilleri, Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer, Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin ödülüne Türkiye'deki bir müzenin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti TRT Türk mikrofonlarına anlattı. Avrupa'nın başkenti Strasbourg'da, Anadolu'nun ortasında, kuzeyinde, Bayburt gibi en küçük illerimizden bir tanesine 45 kilometre uzaklıkta bir köyde kurulan Baksı Müzesi, Avrupa Konseyi'nin yani 47 ülkenin ortak kurumunun ve meclisinin ödülünü aldı. Biz gerçekten bu müzeyi buradaki arkadaşlarımıza telefonla ve özellikle de komisyondaki arkadaşlarımız Gülsün Bilgehan ve Reha Denemet arkadaşlarımız anlatırken aslında çok zorlanmadık. Önemini çok iyi anlattık. Nasıl dizayn edildiğini, nasıl kurulduğunu, amacının ne olduğunu ve o bölgedeki geleneksel sanatı, kültürü nasıl temsil ettiğini anlattık. Ama Baksı Müzesi'ni kuran arkadaşlarımız, hocamız, Samet hocamız ve de ekibi de bu müzenin valiliklerimiz, sadece Bayburt valiliğimiz değil, Erzurum ve Erzincan valiliklerimiz de, çünkü sadece bir ile değil, o bölgeye kültürünü yansıtan ve geleceğini yansıtan bir müzedir. Geçmişini yansıtan bir müzedir. Tüm bu arkadaşlarımızın da önemli katkıları oldu. Bayburt Belediye Başkanımızın. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve gönülden kutluyoruz. Ve 77 yıldan bu yana 3 tane Türkiye Türk Müzesi bu ödülü kazanmıştır. Dolayısıyla ülkemiz sadece açık bir müze değil. Sadece
açık alanlardaki medeniyetleri sergilemiyor ama müzelerimizde Türkiye'nin ve Anadolu'nun hem geçmişini hem bugününü hem de geleceğini sergilediği için sürekli ödül alıyorlar. O yüzden ülkemizde, ülkemizin tarihiyle, kültürüyle ve sanatıyla bir kere daha bu akşam gurur duyuyorum. Bayburt Valisi Mükerrem Ünler de Strasbourg'dan Bayburt'a ödülle dönmenin gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Gerçekten çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Hem ülkemizi hem Bayburt'umuz için çok önemli bir tanıtım gecesiydi. Avrupa'nın bu ikinci başkentinde Türkiye'nin en küçük vilayetini tanıtmak ülkemiz adına bir gurur verici bir şeydi. Çok mutlu olduk biz bundan dolayı. Baksı Müzesi bu ödülü Letonya'dan Zanis Lipke Memorial ve İsveç'ten Bild Müzesi geçerek almaya hak kazandı. Avrupa Konseyi desteğiyle 1977 yılında kurulan EMYA, Avrupa müzelerinin başarısını ödüllendirmeyi ve yaratıcı modelleri desteklemeyi amaçlıyor. Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesinden müzelerin başvurabileceği yarışmada, şu ana kadar İngiltere'den Liverpool Müzesi, İspanya'dan Guggenheim Bilbao Müzesi, Avusturya'dan Salzburg Müzesi ve Danimarka'dan Ulusal Müze gibi pek çok önemli müze ödüle layık görüldü. Thank you.